Herkese merhaba sevgili Teknoloji Uyku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Şu anda Aksaray'dayız. Aksaray'da Mercedes-Benz'in kamyon fabrikasındayız. Aynı zamanda burada bir Ar-Ge merkezi de bulunuyor. Tüm Avrupa'ya ve dünyaya buradan kamyon üretimi gönderiliyor. Bugüne kadar 1986 yılında kurulmuş bu fabrika. Bugüne kadar 200 küsur bin araç üretilmiş. Bunun da 50 bin, 55 bin tanesi yaklaşık olarak yurt dışına ihraç edilmiş. Önemli bir merkez. Şimdi burayı gezeceğiz. Bakalım içeride neler var. Şirket 50 yıldır, Türkiye'de 50 yıl önce kurulduk. 50 yıl önce kurulurken daha Ar-Ge ile beraber kuruldu şirket. O zaman 8 kişi vardı sadece. 50. yılımızı geçen sene kutladık. Geçen sene 400 kişiyi açtık. Ben hep şey diyordum, 50 yılda Ar-Ge'yi 8 kişiden 400 kişiye büyüttük. 50 kat büyüttük diyordum. Bu ama inanılmaz bir ivmeyle, hani böyle exponential, yukarı doğru giden bir ivmeyle devam ediyor. Bu sene 500 kişinin üzerine çıktık Ar-Ge'de. Ve ikinci Ar-Ge merkezimizi açtık. Şu anda içinde bulunduğumuz Ar-Ge merkezimiz. İlk Ar-Ge merkezimiz İstanbul'da. Orada otobüs ve kamyonla ilgili mühendislik işlerini yapıyoruz. Ve aynı zamanda otobüsün test merkezi, Ar-Ge merkezi, şu an içinde bulunduğumuz Ar-Ge merkezi, otobüsle ilgili olan kısım İstanbul'da. Bu ürünle ilgili olan kısmı, Ar-Ge'nin ürünle ilgili olan kısmını fabrikalara yakın yere koymaya çalıştık. O yüzden İstanbul'da otobüsle ilgili fabrikamızda otobüsün testle ilgili olan kapsamları var. Aksaray fabrikamızda da kamyonla ilgili kapsamlar burada yer alıyor. Türkiye ile ilgili çok çeşitli yetkinliklerimiz var. Kapsamları Türkiye'ye getirdik. Hem mekatronik kapsamında hem kabinle ilgili, iç sisteme, dış kaplamalarla ilgili, aynı zamanda şasi ile ilgili kapsamlar, aks süspansiyonlar ilgili kapsamlar, testle ilgili kapsamları buraya getirdik. Simülasyonla ilgili kapsamları, bilgisayar destekli doğrulama, simülasyon kapsamlarını Türkiye'ye getirdik. Ve toplam 500 kişilik bir ekibe ulaştık Türkiye'de Ar-Ge ile ilgili. Önemli şeylerden bir tanesi burada yapacağımız testlerle ilgili prototipleri, montaj çalışmalarını, ürünün seriye hazırlıkla ilgili yaptığımız bütün çalışmaları da burada yapıyoruz. Burada gördüğünüz atölye seriye hazırlama ile ilgili olan atölye ve prototip atölyesi. Birazdan göreceğiniz kapsamları da bu anlamda kullanıyoruz. Bir diğer yetkinliğimiz gene bu Ar-Ge merkezindeki yetkinliklerimizden bir tanesi de test. Bütün Mercedes-Benz kamyonlarının yol testlerini Türkiye'de yapıyoruz. Çok önemli bizim için. Aynı zamanda egzoz emisyonu ile ilgili kapsamların testlerini yolda giderken ki egzoz emisyonunu Türkiye'de yapıyoruz. Çok önemli kapsamlardan bir tanesi. Aracın üstünde çok fazla noktadan, 1500 kadar noktadan data topluyoruz. Günlük 10 GB kadar araç başı data topluyoruz. Onları değerlendiriyoruz. Hani big data oluşturuyoruz. Bunu meaningful data, anlamlı dataya çeviriyoruz. Ve test koşullarında araç nasıl davranıyor, bunların hepsini görebilme imkanımız var. Gene aracın bir dinamometre üzerine çıkarıp ilk defa Türkiye'de, yani sayılı dinamometrelerden bir tanesi, ticari araç ağır sektörde bir dinamometre kurduk. Aracın motoru, torku, güç ereleriyle ilgili kendi ölçümlerimizi yapabiliyoruz. Aynı zamanda hızlandırılmış testler yapabiliyoruz bu yerleşkemiz içerisinde. Şimdi Mercedes-Benz'in Aksaray'daki fabrikasındaki gezimiz devam ediyor. İlk olarak uğrayacağımız bölüm sanal gerçeklik ve karışık mixed reality diyorlar. Gerçeklikle ürünlerin geliştirme aşamasında neler yapıldığına bakacağız. Biliyorsunuz sanal gerçeklik, virtual reality ve augmented reality, karıştırılmış gerçeklik beraber kullanılan teknolojiler son kullanıcı tarafında çok popüler olamadılar. Oyun vesaire çıktı ama asıl potansiyeli, ki zaten birçok firmada bu yönde ilerliyor, kurumsal tarafta var. Mercedes'in fabrikasında da bu teknolojileri kullanarak parça geliştiriliyor. Geliştirilen parçaların da gerçek araç konseptleriyle uyumlu olup olmadığı yine mixed reality ile anlaşılıyor ve testler yapılıyor. Şimdi gelin bu testleri beraber izleyelim. Bu odamız sanal gerçeklik odası. Dünya ile eş zamanlı olarak sanal gerçeklikte kendi araçlarımızın prototipleriyle ilgili montaj çalışmalarını yapabiliyoruz. Araçları inceleyebiliyoruz. Yaptığımız parçaları daha hiç gerçek parçayı yapmadan sanal ortamda aracın üzerinde görme imkanımız oluyor.
aracı bir araya getirme imkanımız oluyor. Bu sayede de digital mockup, yani gerçekte olmayan sanal bir prototip yapıyoruz. Ve sanal prototip üzerinde bütün parçalar birbirleriyle uyumlu mu? Toleranslar birbirleriyle uyumlu mu? Tolerans yığılmaları aynı şekilde düzgün çalışıyor mu? Bunların hepsini görme imkanımız oluyor. Birincisi. İkincisi de imalatla ilgili, montajla ilgili işlerin hepsini de burada yapabiliyoruz. Örneğin yaptığımız modellerin hepsi fiziksel modeller. Bir kabloyu düşünün. Kablo kendi ağırlığıyla eğilebiliyor sanal ortamda. Ve bunları imalatta nasıl bir etki sağlar? Onları görebiliyoruz. Örneğin bir manipülatörle lastiği takacak arkadaş alıp takarken bunu ne kadar bir ağırlığı kaldırması gerekiyor? Başka bir yere çarpıyor mu? Yaptığımız, tasarladığımız alan içerisinde bir parçayı, mesela bir anahtar düşünün, oraya girip sıkılması lazım. O anahtar oraya girebiliyor mu analizlerini? Burada sanal ortamda yapabiliyoruz, daha hiç prototipi yapmadan. Biraz önce geliştirme aşamasında prototiplerin nasıl yapıldığını görmüştük. Bu prototipleri oluşturduktan sonra, gerçek araca çevirdikten sonra imalata geliştirme onayını vermeden önce bir testten geçirmemiz gerekiyor. Bir Almanya'daki test parkurunu kullanıyoruz bunun için. Ama önemli olan konulardan bir tanesi yol testleri. Yani aracımızı son hale getirdikten sonra müşteri kullanım koşullarında gerçek yollarda test etmemiz gerekiyor. Tüm iklim koşullarında, tüm yol koşullarında, tanımlanmış yol koşullarında test etmemiz gerekiyor. Önceden tasarladığımız şey gerçekten, gerçek araçta bize o doğruluğu gösteriyor mu, o input'u veriyor mu? Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bu yüzden de çok ciddi bir, büyük bir filoyla bütün yaptığımız ARGE çalışmasının doğrulamasını yapıyoruz. Bununla ilgili çalışma Aksaray'da yapılıyor. Bütün Mercedes kamyonlarının yol testleri, dünya üzerindeki Mercedes kamyonlarının yol testleri Türkiye'de bu merkezde yapılıyor. Test merkezimizde sadece araçlarla ilgili değil, parçalar ve komponentlerle ilgili de hızlandırılmış ömür testleri de yapabiliyoruz. Bu testleri yapmak için aracın üzerinden ivme dataları topluyoruz ve parçaların üzerine gelen yükleri tespit ediyoruz. Sonra bu belirlediğimiz yükleri parçalara uygulama imkanımız oluyor. Şu arkamda görmüş olduğunuz test standı örneğin bir makas testi. Şurada aracın şasisini ve makasları görebiliyorsunuz. Üst tarafta kırmızı olarak gördüğünüz şey de aslında aracın aksı. Aracın aksından makaslarına nasıl bir kuvvet geldiğini burada simüle edebiliyoruz. Ve böylece aslında normalde uzun yolda, kötü yol parkurunda 3 ayda ya da uzun yolda aracın ömrü boyunca 10 yıllık bir testte ne kadar bir yüklemeye maruz kalıyorsa biz burada 1-2 hafta içerisinde bunu simüle edebiliyoruz. Böylece bu yeni tasarladığımız makaslarla ilgili parça onayını, numune onayını verebiliyoruz. Yani mühendislik onayını verebilir hale geliyoruz. Bu yaptığımız çalışma, buradaki yetkinlik merkezimiz sadece Türkiye'li sınırlı değil. Bu makasların ya da aks süspansiyon sistemleriyle ilgili yetkinlik merkezi Türkiye'de. Örneğin şu anda aracın üzerinde, bu arada test standında gördüğünüz parça Brezilya'daki bir yan sanayiden Brezilya'daki araç için yapılmış bir makas sistemi. Ama bunun testleri, onayı, tasarımı, doğrulanmasının hepsi Türkiye'de yapılıyor. Şu anda bu yürüyen testi görebiliriz. Türkiye'de sadece araç üretip sadece Türkiye piyasasına araç satmıyoruz, Türkiye'den araç ihraç etmiyoruz. Bunlar çok önemli tabii, şirketimiz için çok önemli.
Ama Mercedes-Benz Türk olarak mühendisliğe de yatırım yapıyoruz. 500'ün üzerinde Ar-Ge mühendisimiz var, 2 Ar-Ge merkezimizle beraber Türkiye'den mühendislik ihraç ediyoruz. Bizim yaptığımız kapsamlarla ilgili çalışmalar dünyanın başka yerinde yapılmıyor. Yani Türkiye'ye uzmanlık getiriyoruz. Yine Türkiye'nin içerisindeki Ar-Ge ekosisteminin etkin bir parçasıyız. Üniversitelerle beraber çalışıyoruz, enstitülerle beraber çalışıyoruz, profesörlerle beraber çalışıyoruz. Başka firmalarla işbirlikleri yapıyoruz Ar-Ge projelerimizle ilgili. Çok önemli devlet teşviklerinden faydalanıyoruz, Ar-Ge teşviklerinden faydalanıyoruz. Yaklaşık ortalama yıllık 40 adet patent çıkarıyoruz bu Ar-Ge merkezimizden. Ve toplamda Ar-Ge harcaması olarak Türkiye'de 3. büyük şirketiz Ar-Ge harcaması büyüklüğü açısından. Bizim için çok gurur verici bir şey. Türkiye'nin, Anadolu'nun bağrından bütün dünyaya çok ciddi bir yatırımla mühendislik ihraç etme fırsatını buluyoruz ve ülkemiz için katma değer yarattığımızı düşünüyoruz. Mercedes-Benz'in Aksaray'da bulunan Ar-Ge merkezini gezdik. Burada kamyonlarla ilgili çeşitli geliştirmeler yapılıyor. Yol şartlarında testler yapılıyor kamyonlarla ilgili ve özellikle Türkiye'den de çok ciddi anlamda bir Ar-Ge çalışması yapıldığını söyleyelim. Birçok bilgiyi aldık. İzlediğiniz videoyu zaten. Türkiye'den de böyle şeyler çıkması bizi gururlandırıyor, sevindiriyor. YouTube kanalımıza abonesinizdir ama değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayacağınızı tahmin ediyorum. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.